Tarih yalan söylüyor. Saat hiçbir zaman 9:05 geçmedi. Hiçbir zaman 10 Kasım olmadı. Yıl 1938'e gelmedi. Tarih yalan söylüyor. Osmanlı diye bir devlet Söğüt kasabasında kurulup dünyaya bulaşmadı. Fatih de İstanbul'u almadı zaten. Tarih yalan söylüyor. Zaten yeryüzünde kuruluş şehri de Bilecik, kurtuluş şehri de Bilecik diye bir yer yok. Bu kez coğrafya yalan söylüyor. Çanakkale'de İngiliz'le beraber Anzaklar gelmedi. Nusret denizaltısı da neymiş? Hele hele binlerce şehit. Derelerden su yerine kan akmadı. Uydurma bunlar. Tarih yalan söylüyor. Güzel yurdum işgal edilip birilerine peşkeş çekilmedi. Yunanlılar İzmir'e gelmedi. Hasan Tahsin de ölmedi. Yahya kaptanlar, İpsiz Recepler, Rum çetelerden, Ermeni çetelerden namusumuzu korumadı. Uydurma bunların hepsi. Tarih yalan söylüyor. Anadolu'daki dedelerim, ninelerim, liderlerinin etrafına toplanıp can vermedi, kan dökmedi. İnönü savaşları, Sakarya savaşları, büyük taarruz yapılmadı. Vatanın her karış toprağı kanla ıslanmadı. Tarih yalan söylüyor. Bazı devrimler yaparak çağdaş bir ülkede tam bağımsız ve hür yaşamamızı, aydınlık kafalı ve çalışkan olmamızı kimse istemedi. Padişahım çok yaşa, neyimize yetmiyor. Tarih yalan söylüyor. Türk milleti diye bir millet yok. Biz insan değil, ruh muyuz, neyiz? Gökten de zembille indik. Anlamadığımız bir dille din gönderildi. Yan gelip yatarak, yaşamadan önce ölümü arayarak, cennette huri hayalleriyle Allah sonumuzu hayreyle yer. Tarih mi? Dursun durduğu yerde. Burası nere? Nasıl olsa kimse karşı değil bu olanlara. Herkes halinden memnun. Vatan elden gidiyormuş. Kimin umurunda? İnsanlığımız elimizden alındı. Onurumda. Ey Ulu Önder, kusura bakma. Biz senin de, senin bıraktığın ülkenin de değerini bilemedik. Sen affedersen Allah da affeder. İyi akşamlar.